Bir düz ördük. Bakın ajurumuz da bu. İster bunu yapın, ister dümdüz örün. Fark etmez. Evet, ajuru bize göster Gülsüm Hanım. Tamam. Modeli nasıl kuruyorsun? Şimdi modelimizi 8 sıra bir tez, bir yüz ördüm. Kenardan bir ilmeğimi örüyorum. Şişimin üzerine bir tane doluyorum. Tamam, ajur için. Ajur için. Evet. Bir, iki, üç, dört ilmeğimi örüyorum. Evet. Üçünü bir alıp eksiltiyorum. Burada tekrar dört ilmeğimi bir örüyorum. Bir doladın, üç eksilttin, acele etme. Üç eksilttikten sonrayı devam bir et. Bir doladım, dört ilmek ördüm. Tamam. Dört ilmeği ördükten sonra üç ilmeği birlikte aldım. Sonra? Tekrar dört ilmeğimi örüyorum. Evet. Ördükten sonra tekrar şişimin üzerine doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar bir daha doluyorum. Bu modelden çok güzel kazak da yapabilirsiniz. Evet. Bakın şöyle. Evet dört. Gülsüm Hanım. Bu sırayı hep öyle mi gidiyorsun? Bu sıra öyle gidiliyor. Sonra? Burası. Evet. Şöyle gittik. Bir daha buradan tekrar edelim. Baştan. Bir ilmeğimizi örüyoruz baştan. Dört tane, bir ilmeğimizi ördük. Üzerine, şişimizin üzerine doladık. Dört ilmek ördük. Üçünü bir aldık. Tamam. Eksilttik. Dört ilmek ördük. Tekrar şişimizin üzerine aldık. Burada bir ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar şişimizin üzerine alıyoruz. Dört ilmek örüyor. Aynı şekilde. Kaç sıra gidiyoruz böyle? Beş. Beş sıra gittik yukarı beş doğru. Beş sıra ajur olana kadar sonra gittik. Bir sıra ajur olana kadar gitti. Şimdi burada mı göstereceksin? Bunda mı göstereceksin onda yok, mı? Yok bunda göstereceğim. Ha, vereyim mi bununu? Yok. Vereyim. Bundan şey ha, belki yapalım. Bunu bir daha sorarlarsa evet. Şey yapalım. Kaç şimdi, numarayla örüyorsun? 6 numara şişim. Bu bereye kaç çile gitti? Bir tane. Bir tane. Bakın yünün renkleri Erkancığım şöyle bir bakarsanız yünün renkleri var. Çok güzel. Acele etme Gülsüm Hanım bir dakika. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Evet. Şimdi burada eksilte eksilte geldik. Burada da çoğalttık. Hmm. Arttırıyoruz ya. Evet. Burada çoğalttık. Doladığımız yerler evet. Çoğaltmalar. Evet. O çoğalttık sardıklarımızı ördük değil mi sonrakisi? Ördük. Evet. Ördük. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi ben bunu Naz bunu bize açık olarak şey olarak çek. Yayınlayalım. Bu berelere ayrı bir şey yapalım. Gerçekten çok güzel. Şimdi Derya Hanım burada hani eksilterek çıktık ya. Evet. Bu eksilterek çıktığımız direğin dibinden arttırıyoruz. Tamam. Bir tane örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Şimdi tersini yapacağız. Burada dört tane öreceğim. Tamam. İki, üç, dört tane öreceğim. Şimdi burada ajurlardan çoğalmıştı ya. Evet. Tam bu orta direkten bir sağdan bir soldan alarak tam ortasını bulup üçünü bir alıp eksiltiyoruz. Ha, tekrar. Tekrar. Şuradan görelim Erkan. Biri kapanıyor, gel buradan biri açılıyor. Biri kapanıyor, biri açılıyor. Evet. Gerçekten çok güzel olmuş Gülsüm Hanım. Aslında bu bilinmez bir model değildir. Ne örülürdü eskiden bundan? Kazak, kazak yelek. Yelek çok örerdik. Yelek çok evet. Örerdik bundan. Pek çok seyircimiz hatırlayacak. Ama eğer yaza tezgahlarda bir şey satacaksanız pamuklu bir iple bakın bu pamuklu bunu şöyle çekeceğim size bunu mutlaka yaparsınız. Çok iyi gidecek bir model. İki tane almışım doyamamışım iki tane almışım. Tabii ben bunları alırken hayır ben kendime bunları. Alıyorum. Yani giymek için de giymedim. Hep arşivde duruyor. Takmıyorum. Arşiv olunca hani seyircime bir şey göstereyim diye. Belki yıllar önce bir bahsetmişizdir bundan diye de düşünüyorum. Gerçekten çok güzel ama ben bunları alırken dolar neredeyse bire birdi. Şimdi olsa böyle bakardım fotoğraf çekerdim alamazdım. Hep önemsiyorum. Yani gördüğüm, benim gözümle gördüğüm bir şeyleri de size taşımaya da hep özen göstermişimdir.
şunu şöyle yazanlar da oluyor. Ay yurt dışından aldım niye diyorsunuz falan. Oradan aldım. Değişik bir şey diye. Yani 20 sene önce. Bilmiyorum nereden aldım, etiketi bile yok içinde. Bunun bir önemi yok. Ben bunu kaynak göstermek için, yani Türkiye'de şu anda bir yerde bulunan bir şey değil, onu belirtmek için söylüyorum. Ayvalık pazarını da söylüyorum. Ne bileyim, Ümraniye'den, Kumaşçılar Çarşısı'ndan kumaş da alsam onu da söylüyorum. Ya, değil mi? Bu önemli bir şey. Nereden aldım? Ya şimdi birisi almak isteyecek. Yok, bilmiyorum. Gerçekten 20 sene önce alınmış bir şey. Hani şey havasında söylemiyorum. Artık beni tanıyorsunuz. Abi ben bunu yurt dışından almıştım vaktiyle. Buna 500 dolar vermiştim gibi bir şey değil. Onu da söylerim. 500 dolarsa 500 doları da söylerim. Çok ucuz bir şeydi. Çok ucuz bir şeydi ama bugün bizi iyi bir fikre kavuşturdu. Gülsüm şimdi Hanım, Derya, seni tebrik ediyorum. Bak o da anlatma derdinde. Hadi anlat. Kenarında şimdi tek kalıyor. Burada modelin yarısı kalıyor burada. Evet. Modelin yarısı kaldığı zaman burada zaten artırdığımız bu modelin yarısı. Yarısından burada tek ilmeğimiz kalıyor. Bunun ikisini birden iki ilmek kesiyoruz burada, eksiltiyoruz. Burada, güzel. Burada üçüdü, burada iki. Şunu gösterelim. Hani modelin yarım evet. Şey yarım motif kalıyor burada. Ama bu ne olacak berede? Arkada birleştiği zaman evet. Orada zaman, yine tam olacak bu. Evet. Bakın birbirini tamamlayacak. Çok güzel. Çok da güzel bir yazı hazırlamışlar. Her şey tamam mı Naz burada? Eksik bir şey yok değil yok. Mi? Şöyle belki çekmek isteyenler olabilir. Biz bunu da yayınlayacağız. Şimdi çok rahat ediyorum. Naz bunları tık diye hazırlıyor bana. Ben de hikayene ekle diyorum. Ve yapıyorum, yayınlıyorum. Önemli olan sizlerin yaptıklarımızı görmeniz. Ama buna büyük bir bölüm ayıracağım. Hepsini tek tek yapacağım. Şimdi soru var mı almak istiyorum. Ailenin deresi kaç ilmek? Ha, bak bana öyle şeyler kesinlikle sormayacak. Kaç ilmek 70, başlattın? 70. 70 ilmek başladım. Ömer'inki de 70. Onu biraz kısa yaptım. Şey sıra sonra kesmeye başladınız diye soruyorlar. İmtihanda kaldım. Var kesme var. Şurada. Şurada eksiltiyorum. En az 20 ilmek kalınca şeyime geçiriyorum. Ara ara eksilttim. Bakın eksiltmeler var burada. Hatta ben öyle bir sırada şey yapmam. Ara ara eksiltiyorum. Şuraya kadar dümdüz dikdörtgen örüyorum. Hatta şurasını şöyle bitirdim. Şu şekilde Gülsüm Hanım'a dedim ki kaç başlayayım, ben de ona soruyorum kaç başlayayım, 70 başla dedi. Fakat söktüm yaptım, söktüm yaptım. Şu ince çizgi zor olan bir şey, şu iki tarafa ip takmanız lazım ince çizgide. Halbuki şu iki sıralarda hani bir tarafta ipinizi takarsınız gider gelir örersiniz, bu ince çizgi çok güzel duruyor. Ama iki tarafa iplik takmanız lazım. Tek zorluğu orası. Şurada kafanıza göre kesin, küçültün. En az 20 ilmek falan kalınca da ipinizi iğneye takın. Vıcıt diye büzdürün. Şu büzdürme şurada çok iyi belli oluyor. Bakın. Şimdi ben sayarım onları size. Buna da ben sizler için Gülsüm Hanım'la Naz bize bir şablon hazırlasınlar. Gerçekten çok güzel oldular. Lastiği Gülsüm Hanım nasıl yapmış bir daha? Lastiği Gülsüm mi? Hanım bir nasıl kere yapmış, daha gösteriyor. Şok şok şok. Buyurun Gülsüm Hanım bir kere daha anlatalım. İyi ki çıkartmadım onu oradan. El çabukluğu marifet. Evet. Şimdi bakın lastiğimizin olmuş hali şu Erkancığım. Bere de çok güzel oldu. Pek çok bere çeşidi için kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi lastiğimiz iki kat yaptı. İki kat. İnce makara lastik. Makara lastik evet. İnce. İki kat yaptı. Tığımızı bu şekilde. Oraya ilmek alıyor. İlmek lastiğin alıyor. Üstüne. Evet. Başka bir anlatım biçimi olur mu Yurdanur bunun? Ne diyor Naz seyirciler?
Efsane. Ben gördüm. Hatta bu işi, daha önünde başka işler vardı. Yok yok dedim. Hepsini buraya. Bu gelsin Gülsüm Hanım. Hemen bunun aşamalarını hazırla.